Efendim bugün Türkiye'nin bir numaralı gündemi normalleşmeydi malum. Nihayet kısıtlamalar kalktı. 80 milyon hepimiz rahatladık, rahat bir nefes aldık. Kimi soluğu kahvede aldı, kimi de uzun bir yapılacaklar listesi hazırladı. Sevenler sevdiğine kavuşsa da ortak bir şikayet var, izliyoruz. Baktığında oh diyorum özgürlük yani. Vallahi biz çok hemen kendimizi dışarı attık zaten. Çoğunluğumuz emekli. Başka ne yapacak? Evde hanımın dırdırından kaçmak için millet geliyor kahveye 51'lik oyununu oynuyor. Arkadaşlar kavuştu, kahveler doldu taştı. Efendim şu anda kim önde peki? Arkadaş önde. Ben görmüyorum. Kağıt alıyor. Kağıt mı çalıyor? Kağıt çalıyor. Efendim ne diyorsunuz bu işe? Yaşlı arkadaş. İdare edin yani. Arkadaşlarımıza kavuştuk yani. Bazılarının yapacak çok şeyi vardı. Bağıra bağıra şarkı söylemeyi özlemedik. Özledik. Gideceğiz zaten. Bugün konser biletlerine baktım bile. Aşırı mutluyum. Çok güzel. Hatta bugün direkt konsere gidiyorum. Bugünden itibaren 81 ilde yeni bir dönem başladı. Çok özledik. Ay çok hasretle çekiyorduk. O nasıl yer demek? Herkesin dört gözle beklediği gün geldi. Kısıtlamalar kaldırıldı. Aylardır faaliyet göstermeyen iş yerleri bugün itibariyle yeniden hizmet vermeye başladı. O kadar bekledik, hele şükür geldi yani sonunda yani. Şimdi bir müzeye gideceğiz. Orada işte yemek falan yiyeceğiz. Takılacağız öyle. Kahvehanelerde oyun oynama izni çıktı. Aylardır hasretle beklenen dost meclisleri kuruldu. Tatlı rekabet masalarda yeniden başladı. Evde sıkıldık. Evde hanımla kavga ediyoruz. Burada birbirimize takılıyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz falan. Dört gözle bekledik bu kahve tarçısında oyun oynayalım diye. Kafe ve restoranlarda kişi sınırlaması kalktı. Masalarımızı hepsini çıkardık. Kişi sınırlaması kaldırıldı yani. Sosyalleşmeyi özledik. Asosyal olduk. Özlem dindi ama etiketler eskisi gibi değildi. Bayağı zamlı. En ufacık bir poğaça bile 5 lira olmuş. Fiyatlar bayağı yükselmiş. Fiyatlar gerçekten çok uçuk. Esnaf artan maliyetlere işaret etti. Esnafın alım gücü azalınca mecburen bir şeyleri yansıtmak zorunda kalıyor. Ne yapıyor? Menüsüne yansıtıyor yani. Yansıtmak zorundayız çünkü buranın da dönmesi lazım. Sağlık Bakanlığı salgın yönetim rehberini de güncelledi. AVM, berber, kuaför, güzellik salonlarında sosyal mesafenin 1 metreden 2 metreye çıkarılmasını önerdi. Bu yerlerde maskesiz bulunma süresi de 15 dakikadan 10 dakikaya indi. Doğru görüyorsunuz.